Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar görsel sanatlar dersi 1. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere sınav öncesi bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediniz. Evet, renklerle ilgili bol soru var arkadaşlar. Renkler konusunu iyice pekiştirebilme adına bu soruları sizler için hazırladık. Evet, 1. sorumuzda aşağıdaki renk gruplarından hangisi nötr renklerdir? Arkadaşlar nötr renklerin biliyoruz ki siyah beyaz olduğunu, sade renkler olduğunu biliyoruz. Siyah beyaz renkler her zaman nötr renkler olarak ifade edilir. Bunu ayrıca bir yerlere not alın. 1. sorumuzun cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. 2. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çalışma şekillerine göre resim türlerinden değildir? Evet, çalışma şekillerine göre biz resim türlerini üniteler içerisinde anlatmıştık. Bakalım hangisi değildir? Modelden resim çalışma şekli var. Bellek resimden çalışma şekli var. Biliyorsunuz ki imgesel resim çalışma şekli var. Ama portreden çalışma şekillerine göre resim türleri sayılmaz. Onun için cevabımız görüldüğü üzere C seçeneği olacak arkadaşlar bu soru için. 3. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki renk gruplarından hangisi ara renk grubudur? Evet, ara renk ve ana renkler var. Ara renkler arkadaşlar, bakın ara renk grubu bize soruluyor. Kırmızı, sarı ve mavi şeklinde ifade edilir. Onun için cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Ara ve ana renkleri lütfen iyi bilin. Ara renklerimiz kırmızı, sarı ve mavi şeklinde ifade edilir. Cevabımız A seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre resim türlerinden biridir? Evet, konularına göre ve çalışma şekillerine göre demiştik. Burada konularına göre resim türlerinden biri, bakalım hangisiymiş? Kara kalem resim çalışması çalışma şekline göre arkadaşlar. Modelden resim çalışma şekline göre. Yağlı boya resim biliyorsunuz ki çalışma şekli, ama konularına göre resim türleri peyzaj ve canlı doğa olarak ifade edilir. Cevabımız Bursa seçeneği 4. soruda. 5. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi ışığın objelere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüze bıraktığı etkiye denir? Evet, gözümüzdeki etki biliyorsunuz ki renktir, objeye çarptıktan sonraki yansıyan kısmı. Dolayısıyla cevabımızın Denizli seçeneği olduğu gayet açık. Arkadaşlar bir diğer soruya bakalım. 6. soruda yine basit net bir soru. Yağmur yağdığı zaman gökyüzünde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir ifadesi var? Evet, yağmurlu havaları hatırlarsınız. Burada valör bir renk skalasıdır. Bu mu arkadaşlar? Hayır, bu değil. Ton mu? Renk tonu mu? Değil. Skala mı? Bu da değil. Ama gökkuşağını hepimiz biliriz. Yağmur yağdığı zaman gökyüzünde oluşan bir renk cümbüşü diyelim. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği bu soru için. 7. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki renklerden hangisi ana renk değildir? Yani ara renktir ifadesi var. Evet, bakalım. Sarı biliyorsunuz ki bir ana renk. Kırmızı bir ana renk. Mavi aynı şekilde bir ana renk, ama yeşil ara renkin yeşil ana renktir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak bu soru için. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki renklerden hangisi ana renktir? Arkadaşlar bakın. Ana renk değildir diyor ya, sarı, kırmızı ve mavi ana renk. Bir de bunun ara renkleri var ki burada da bahsedilen o. Aşağıdaki renklerden hangisi ana renktir diyor. Bahsettiğimiz ifadede yeşil ara renktir. Bahsettiğimiz mavi ana renktir. Mor, turuncu ara iken ana renk olan buradaki seçeneklerden mavi seçeneğidir arkadaşlar. Cevabımız dolayısıyla Bursa seçeneği olacak bu soruda. 9. sorumuza bakalım. 9. soruda da aşağıdakilerden hangisi güneş kaynaklı olan beyaz ışığın özel bir prizmadan geçirilerek renklerine ayrılmasını ifade eder? Biz neyin açıklamasını verdik? Tabii ki taif'tir arkadaşlar. Burada bahsedilen kavram. Cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soru için. Evet, videomuzun son sorusu. Kısa bir sınav hazırladık sizler için. Bunları bilmenizde fayda var arkadaşlar sınav öncesi. Son sorumuzda aşağıdaki renk ikililerinden birbirine zıt olarak verilmiş doğru renk seçeneği hangisidir? Bakın, zıt olacak birbirine zıt renkler. Biliyorsunuz ki sarı mavi birbirinin karşısı zıt değildir. Turuncu yeşil birbirinin karşısı zıt değildir. Sarı ve mor renkler birbirinin karşı zıt tonlarıdır arkadaşlar. Kırmızı turkuaz değil. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu kısa videomuzda. Evet, görsel sanatlar dersinin
Birinci sınavını şöyle sizlere bir hatırlatalım istedik. Renklerle ilgili bol sorulu bir soru. Kısa bir video. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımızın adı Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Arkadaşlarınıza kanalımızdan bahsedip davet ederseniz çok çok memnun oluruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.